Evren öykülerden yapılmıştır, atomlardan değil. Bu cümleyi ilk kez geçtiğimiz günlerde de konuştuğumuz Sean Carroll'ın Büyük Resim adlı kitabında duydum. Ve o günden beri kafamın içerisinde çevirip duruyorum. Hatta Instagram hesabımda paylaştığımda pek çok kişi bu cümlenin ne anlama geleceğinden bahsetmiştim. En azından ben bu cümleye baktığımda şunu anlıyorum. Bir evren dediğimiz şey onun fiziksel kendiliği var. Bir de bizim bu fiziksel kendiliğe e, isimlendirme biçimimiz olarak evren kavramı var ve günün sonunda insan çevresindeki şeylerle belirli bir dilsel anlamsal ilişki kuruyor, değil mi? Yani evren kavramı ile evren kavramının gönderimde bulunduğu fiziksel gerçeklik arasında bir farklılık var ve biz hem kendimizi hem içinde yaşadığımız dünyayı hem evreni her defasında belirli bir anlamsal bağlama yerleştirerek anlıyoruz. Karşımızdaki nesne her ne olursa olursa olsun onu sadece fiziksel bir malzeme olarak görmekten ziyade ona bir anlam atfediyoruz ve onu kendi anlam ve değerler sistemimiz içerisinde bir yere yerleştiriyoruz. Yani bizim evreni ne şekilde anlamlandırdığımız evrenin kendisinde ne olduğundan daha farklı. Bu yüzden benim için evren, ilişki kurduğum evren atomlardan değil öykülerden yapılmıştır. Merak eden, anlamak isteyen, anlamak için belirli bağlamlar, hikayeler yaratan ve anlamak için elinde yeterli data olmadığında da araları hayal gücüyle dolduran bir türüz. İşte tam da bu açıdan bakıldığında aslında e, tanrı gibi bir kavramın veya tanrı kavramı etrafında gelişen dinlerin böylesi hikayeler olduğunu da düşünebiliriz. Bu bahsettiğim tanrı kavramının neden ortaya çıkmış olabileceğine dair açıklama modellerinden yalnızca bir tanesi. İçerisine sürükleneceğimiz kaygı, korku ve stresten kaçınmak için bizim için daha rahatlatıcı, tatmin edici, ödüllendirici senaryolar üretiyoruz. Ve bu açıdan bakıldığında din esasen psikolojik bir olgudur da denilebilir. İşte bu. Bugün bu videoda bu meseleyi biraz tartışmak istiyorum ve tartışırken bu kanalda daha önce hiç söz etmediğimiz bir isimden söz edeceğim William James. Sadece William James'le de sınırlı kalmayacağım. William James'in argümanı bana din felsefesinde daha önce söz ettiğimiz başka bir ismi hatırlatacak. Alvin Plantinga ve Kelvinizm. Psikolojik nedenler Tanrı'nın varlığı konusunda iyi bir gerekçe sunar diyen bu gruba karşılık da aslında bunun nedenleri şu da olabilir diyen Karl Marx ve Sigmund Freud gibi isimlere de selam vereceğiz. Nitekim e, aşağı yukarı William James'in çağdaşı sayılırlar. O halde hazırsanız birlikte düşünmeye başlayalım. Dinin psikolojik boyutlarını düşündüğümüzde onun doğal bir olgu olduğunu söyleyebilir miyiz? Ama soru bununla bitmiyor. Doğal bir olgu olması, dinin etrafında kurulduğu temel argümanlardan biri olan e, Tanrının varlığı konusunda da bize iyi bir gerekçe sunar mı? Önce William James'ten söz edelim. William James 1842 yılında doğmuş Amerikalı filozof ve psikologtur. 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başındaki en etkili düşünürlerden biri olarak kabul edilir. Onun fikirleri psikoloji, felsefe, din gibi pek çok alanda önemli bir etkiye sahiptir. Her ne kadar biz bu videoda konuşmayacak olsak da aslında James'in anlamaya çalıştığı insan deneyiminin incelikleri ve bilinç meselesiydi. Bilinç demişken benim de ne neden birdenbire James ile ilgilenmeye başladığımı tahmin etmişsinizdir sanırım. Belki gelecekte de bunlardan söz ederiz. Ama ben bu videoda din psikolojisi bağlamında kalmak istediğim için onun da öncüsü olarak kabul edildiği pragmatizmden söz edeceğim ve meseleyi din ve tanrıya bağlayacağım. Pragmatizm pek çoğunuzun da bildiği gibi Türkçeye faydacılık olarak tercüme edilebilir. Bir önermenin anlamı ya da doğruluğu aslında onun pratikte yaratmış olduğu etkiye bağlıdır. Pratikte fark yaratan şeylerin anlamlı ve de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan ne yaptı? bir şeyin gerçek olup olmamasını, doğru olup olmamasını aslında onun sonuçlarından itibaren kavramaya başladı. Eğer ki ben bir önermenin doğru olup olmadığını soruyorsam, aslında bireyin ihtiyaçları ve taleplerini ne ölçüde karşıladığına dikkate almalıyım. Bu yüzden söz konusu tanrı gibi bir kavramsa soru tanrı gerçekten var mıdırdan ziyade Tanrının varlığı hayatımıza ne kazandırır ya da Tanrının varlığının pratikteki eylemlerim üzerinde bir etkisi var mıdır olmalı? İşte tam da bu noktada James'in dini de ne şekilde açıklayacağını tahmin edebileceğimiz bir yere geliyoruz. O bireysel tecrübenin sınırları içerisinde kalarak bireyin tecrübesinde anlamlı bir değişim yaratan her şeyin Aynı zamanda gerçekliğin de bir parçası olduğunu iddia eder. Benim tecrübemi aşan bir şekilde metafizik araştırma yapmak James için çok da anlamlı değildir. E benim tecrübemde bir farklılık yaratıyorsa ve tecrübemin konusu ise zaten gerçekliğin de bir parçası olmalıdır. Şimdi hemen böyle tüy kabartıp tırnaklarınızı çıkartmamanız ve James'e hakkını vermek için bir şeye işaret etmek istiyorum. Dönemin diğer etkili isimlerinden biri ise Charles Darwin ve William James de Darwin'in araştırmalarından haberdar. Onlar üzerine dikkatli şekilde çalışmalar yapıyor. Eğer ki bir gün bilinç teorisinden söz edersek Darwin'in evrimsel süreci nasıl kendi içerisinde kalarak temellendirdiyse aslında James'in de benzer bir şeyi bilinç teorisinde yaptığını göreceksiniz. O yüzden dinin önemini bir nevi din psikolojisine çevirdiğinde de şöyle bir iddia ile karşımıza çıkıyor James. Tamam biyolojik doğal süreçlere bakalım. Ne ile karşılaşıyoruz insan dediğimizde? İnsanın en temel belirleyici özellikleri gayret ve merak değil mi? Hem arzu ettiğimiz şeyleri elde etme konusunda bir motivasyona, bir dürtüye sahibiz. Hem de Aristoteles'in bile metafizikte söylediği gibi her birimizde doğal olarak içinde bulunduğumuz evreni, kendimizi, hayatı anlamak konusunda bastırılamaz bir dürtü var. İşte James Day inanma eğilimini, inanma dürtüsünü Tam da bu gayret ve merakla ilişkilendirerek açıklıyor. Bunun insan biyolojisinin bir parçası olduğunu, dolayısıyla doğal bir fenomen olduğunu iddia eder. Nitekim ona göre inanmanın hem biyolojik hem de psikolojik bir karakteri vardır. Çünkü kişilere bireysel ve duygusal motivasyon sağlayarak aslında onların hayatta kalma sürecinde hayatta kalma konusunda gösterdikleri çabada e, olumlu bir etki yaratır. O yüzden James'in inanç meselesini de tamamen pragmatik bir açıdan ele aldığını söyleyebiliriz. Ona göre inançların pratik hayatımızda somut bir faydası varsa ki yine ona göre var gibi gözüküyor. İçinde bulunduğumuz yaşama anlamlandırma konusunda teskin edici, açıklayıcı, ödüllendirici bir bir model sunar değil mi? Ölümden sonra ne olacak sorusuna dair bile bir yanıtımız vardır. Ya da bizi daha iyi, daha erdemli insanlar olmak konusunda teşvik eder. Kendimi genel bağlamda bir yere koyarım ve önemli olduğumu düşünürüm. Birey ile bütünsellik arasında, birey ve birlik arasında bazı anlamlı ilişkiler kurulmasına yol açar. Bu açıdan inanmanın psikolojik ve dolayısıyla biyolojik etkileri olduğundan bahseder James. Şu an bunları ard arda söylüyorum ama bunların benim fikirlerim değil James'in fikirleri olduğunu söylemem lazım. Çünkü bir ateistin perspektifinden bakıldığında ki videonun sonunda bu şekilde de yapacağız tam aksini de iddia edebilirsiniz. Burada enteresan olan konulardan bir tanesi ise şuydu. James bu noktada şöyle söylüyor. Eğer ki bizim ihtiyaçlarımız görünür bir evreni aşıyorsa, aşkınlığın varlığına dair bir ihtiyaç duyuyorsak bu neden görünür evrenin ötesinde görünmeyen aşkın bir varlığın var olduğu konusunda bir kanıt olmasın ve o tam da bu noktada bizim dini tecrübe ya da mistik tecrübe olarak adlandırdığımız şeylerin hiç de akıl dışı mantıksız şeyler olmadığını söyler. Bu kısım şu açıdan önemli bizim için. Biz din felsefesinde Tanrı'nın varlığı lehine sunulan ontolojik argümandan, mantıksal argümandan, kozmolojik argümandan, yeter sebep ilkesinden söz etmiştik. Fakat oradaki tartışmalardan bir tanesi şuydu. Tanrı'nın varlığı lehine yeteri kadar kanıt olmadığı halde sen Tanrı'nın varlığını iman ediyorsan aslında akıl dışı mantıksız bir şey yapıyorsun ve bu yaptığın şey etik değil. Bu karşı çıkışın temellerini ise John Locke'a David Hume'a kadar götürebiliriz. John Locke insan anlığı üzerine bir deneme isimli çalışmasında bir önermeyi kanıtların ona sağladığı güvenceden daha büyük bir destekle onaylamamamız gerektiğini söyler. David Hume'da da benzer bir vurguyla karşılaşırsınız. Akıllı insan inancını sahip olduğu kanıtlarla orantılar. James'in söylediği şey tanrının varlığını kanıtlamadı ama tanrının varlığına inanmanın ya da iman etmenin hiç de rasyonel olmayan, akıl dışı olmayan bir şey olduğunu söyledi. Çünkü bende zaten doğal süreçlerden yola çıkarak böylesi bir iman var, böylesi bir ihtiyaç vardır demiş oldu. Bu kısım bizim için şu açıdan önemli. Daha önce din felsefesi serisinde bahsettiğimiz Elvin Plantinga'yı hatırlatmak istiyorum. Elvin Plantinga şöyle söyler. Tanrı'nın varlığını inkar eden ateist karşı çıkışlar en temelde iki grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi e, Tanrı ve kötülük meselesine dayanır. İkincisi ise tanrının varlığına inanmak için yeterli kanıt yok şeklinde bir karşı çıkış. Plantinga diyor ki sahip olduğum bütün inançları kanıtlamak zorunda hissetmiyorum ki bunu yapmama imkanda yok. Çünkü aslında yaşarken o kadar çok temel inanca sahibim ki ben buradayım, uzay zaman içerisinde varım, bedenli ve maddi bir şeyim, madde vardır gibi pek çok temel inanca sahip bir şekilde hayatımıza devam ederiz. O yüzden Plantinga meseleyi genişletir ve şöyle söyler. Neden Tanrı'nın varlığı da bir çeşit temel inanç olmasın ki? Plantinga'yı bunu söylemeyi iten felsefi referanslardan bir tanesi aslında Kelvinizm. Nitekim Kelvinizme göre inanmak, inanmamaktan çok daha doğal bir olgu. Hatta Kelvin şöyle söyler, inançsızlık bir nevi hastalıktır. Bu açıdan inanmayan kişi inanana göre daha anormal bir şey yapmaktadır. İnanmayanları, iman etmeyenleri bir nevi özürlü olarak kabul etmemiz gerektiğini söylüyor Kelvin. Buralarda James'in, Plantinga'nın, Calvin'in hangi bağlamda aynı fikrin etrafında döndüğünü görüyorsunuzdur sanırım. Yani biyolojik süreçte bende doğal olarak ortaya çıkan bir iman etme arzusu olduğunu, iman etme eğilimi olduğunu, bunun tamamen doğal olduğunu ve inançsızlığın aslında anormal bir şey olmasından mütevellit İnançsızların neden inanmadıklarını kanıtlama yükümlülüğü olduğunu söyledi. Ve zaten Plantinga'nın kendisi de inanmayan birinin durumunun inanan birine kıyasla epistemik açıdan daha aşağıda olduğunu iddia eder. Bu tartışmalar hakkında biraz daha bilgi almak isterseniz din felsefesi literatüründe kanıtçı itiraz veya temel inançlar tartışmasına bakabilirsiniz. Yani neler benim temel inançlarımdır? temel inançlarımı Tanrı'nın varlığı konusundaki eğilimlerimi de kapsayacak şekilde genişletebilir miyim? İnancını kanıtının güçlüğüyle doğru bir şekilde orantılamalısın şeklindeki David Hume'un argümanı benim için anlamlı. Ama Plantinga Hristiyan ulusa seslenerek kişilerin inandıkları değerleri, öğretileri aslında kimseye kanıtlama yükümlülüğüne sahip olmadıklarını söyler. Çünkü Plantinga'ya göre Tanrı'nın varlığına inanmamı kanıtlamak zorundaysam Diğer pek çok temel inancımı da kanıtlamaya girişmeliyim ve bu mümkün değil. Bu noktada elbette ateist literatürde bazı karşı çıkışlarla karşılaşıyoruz. E, temel inançlar meselesini kafamıza göre bu şekilde genişletemeyeceğimiz şeklinde. Çünkü bir Hristiyan için Tanrı'nın varlığı konusu aslında bir temel inanç ise bir Budist'in inançlarını, bir Şintoist'in inançları, bir Müslüman'ın inançları, bir Pastafarya'nın inançlarının da temel inanç olduğunu söyleyebiliriz. Ben uzay zamanın ötesinde kocaman bir balkabağının olduğunu düşünüyorum. Kimse onu göremese de onun kutsal olduğuna inanıyorum dediğimizde de bunun temel bir inanç olmadığını söyleyebilecek bir doneniz e, kalmıyor elin de. İşte buradaki karşı çıkış eğer bizim neyin temel inanç olacağı konusunda evrensel nesnel bir kriterimiz yoksa farklı kişilerin tanrı kavrayışları veya inançlarını da neden temel inanç olarak kabul edip genişletmeyelim ki gibi bir yere varıyoruz. Bu kalemi görüyorum önermesi, ben bu odadayım önermesiyle tanrı vardır önermesini aynı kefeye koymuş oluyorsunuz. Tamam şöyle diyelim. Tanrının varlığı meselesinin temel inanç olup olmadığı bir e, kenarda kalsın. Yine de Plantinga'da, Kelvin'de ve başlangıçta konuştuğumuz William James'te önemli bir iddia var. Bende inanmak denilen bir şeyin e, tamamen doğal süreçlerde ortaya çıktığını, insan biyolojisinin ve dolayısıyla psikolojisinin bir parçası olduğunu söylediler. Biraz buraya bakalım. Bu konu din psikolojisi içerisinde dinin kökeni ve nedeni olarak da e, ele alınabilir. İlk olarak videonun başında konuştuğumuz gibi insanlar doğal olarak anlamak ve bilmek isterler, ama varlığı açıklamak konusunda gerek olan yetilere sahip olmadıkları için bilinmeyen yerleri kurgusal karakterle donatarak kendileri için anlaşılabilir ve tahammül edilebilir kılarlar denilebilir. Bu fikrin erken dönemdeki örneklerinden bir tanesini geriye doğru gidersek Sigmund Freud'da da görebiliriz. Nitekim Freud Bir Yanılsama'nın Geleceği adlı çalışmasında benzer bir şey söyler. Ona göre dini inançlar ve ritüeller insanların en temelde ihtiyaç duyduğu şeylerin aslında bir açıdan yerine getirilmesidir. Özellikle çocukluk döneminde hissettiğimiz e, o çaresizlik, o korku durumundan kurtulmak için bize elverişli araçlar sunar. Çünkü hepimiz bu bilinmeyen ürkütücü gerçeklik karşısında korunmak isteriz, değil mi? Beni izleyen, gören, duyan, isterse bana yardım edebilen, herhangi bir haksızlık olduğunda müdahale eden, etmese bile ölümden sonraki bir ahiret sistemi ile haklıları ödüllendiren ve kötüleri cezalandıran bir tanrının varlığı fikri hepimiz için psikolojik açıdan rahatlatıcıdır. O yüzden insanların acı ve korku karşısında hissettiği çaresizlikten kurtulmak için ürettiği bir nevi savunma mekanizmasıdır. Böyle baktığımızda sanki Freud da James'in söylediği gibi e, dinin e, faydalı sonuçları olduğunu bu yüzden de devam etmesi gerektiğini gerçekliğin bir parçası olduğunu e, söyler gibi gözüküyor ama o dinin bireyselleşmenin önünde e, ciddi bir e, baskı mekanizması olabileceğini de söyler. Bir açıdan benzer ama bir açıdan da farklı bir şekilde Karl Marx da Hegel'in hukuk felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarda dinin nasıl bir siyasal araç olduğunu irdeler. Onun fikrini tek bir cümlesi zaten bulabiliriz. İnsanlık dini üretmiştir. Başka bir deyişle aslında henüz erginleşememiş, kendi öz bilincine ulaşamamış kişilerin yarattığı bir kurgudur ve dahası politik açıdan kullanma konusunda elverişli bir araç sunar. Bu yüzden elbette tahmin edebileceğiniz gibi o dini de toplumsal ekonomik ilişkiler bağlamında okur. Ona göre din en temelde ideolojik bir süreç. Bu açıdan toplumsal sınıfların bir uzantısı olarak görülmeli. Bu kısımda Marx'ın iddiasını biraz bana Nietzsche'yi de anımsatıyor. Nietzsche ile birlikte paralel okumasına girişeceğim. Hani Nietzsche'nin ünlü bir sözü vardır ya zenginler fakirlere tanrıdan başka hiçbir şey bırakmadı diye. Marx da dinin kişilerin gerçek problemlerden kaçmasına yol açan bir nevi afyon uyuşturucu olduğunu söylüyor. Günlük yaşam içerisinde karşılaştığımız ama başa çıkamadığımız zorluk sıkıntı veya adaletsizlik karşısında bizi teskin eden, uyuşturan, baş kaldırmamızı engelleyen bir kurgudur ve elbette tıpkı üretim araçlarında olduğu gibi toplumdaki egemen sınıfın kontrolündedir. Bu açıdan bakıldığında dinin önemli işlevlerinden bir tanesi Marx'a göre toplumsal düzeni ve mevcut hiyerarşiyi ayakta tutmaktır. İşte bu kısımda Platon'un e, o asil yalanını anımsatıyor bana. Platon devlette de şöyle bir şeyden söz eder. Bazı insanların ruhunda bronz, bazı insanların ruhunda gümüş, bazı insanların ruhunda altın vardır. Yani toplumda hiyerarşik açıdan adaletsizlikler vardır ama bu adaletsizlik en temelde oldukça doğal bir fenomene dayanır ruhtaki metallere. Sen toplumsal hiyerarşi açısından aşağıda yer alan, sömürülen bir birey olabilirsin ama bunun sebebi insanlığın elinde yozlaşan sistem değil, pratik gerçekliği aşan oldukça doğal bir fenomen. Yani doğalcılaştırma yoluyla mevcut yozlaşmayı ne yapmış oldu? Meşru kılmış oldu. Nasıl ki Platon metaller mitosuyla birlikte toplumsal hiyerarşideki adaletsizliği meşru kıldıysa Marx'a göre din de benzer bir işlevi e, üstleniyor. Mesela yoksulluğun fazilet erdem olarak sunulması değil mi? Çileci bir yaşamın e, övgü dolu sözlerle karşılanması. Sen bu hayatta e, hakkını alamayabilirsin ama Tanrı her şeyi görüyor, bunun karşılığını öteki dünyada muhakkak alacaksın diyerek bireylerin içerisine sürüklendiği zulmü onlar için daha tahammül edilebilir hale getiriyorsun. O halde özetle toparlarsak şöyle söyleyebiliriz. Gerek evreni ve varlığımızı anlamak konusundaki beceriksizliğimiz ya da bilgisizliğimize dayanan korku, gerek ise pratik hayatta karşılaştığımız zorluklar ve yoksulluk bizi teskin edici yanıtlar üretmeye doğru iter ve her şeyi gören, bilen, Ödüllendirici, cezalandırıcı, müdahale edici bir tanrı psikolojik açıdan tatmin edebilir ama bu onun gerçek olduğunu göstermez. Dahası ateist karşı çıkışlara da bakarsak tanrı kavramının veya din olgusunun faydasından çok zararı olduğu da iddia edilebilir. Çünkü böylesi bir psikolojik tatmin gerçekliğe dayanmadığı için aslında sorunlar karşısında uyuşturucu kullanmakla eş değerdir. Oysa gerçeklikle olduğu haliyle karşı karşıya gelirsem mevcut problemlerle yüzleşmek konusunda farklı erdemler geliştirebilirim. Burası biraz kırmızı mavi hap meselesini anımsatıyor. Çünkü en azından kendimden biliyorum herhangi bir dine mensup olmadığınız Tanrı'nın olmadığı bir senaryoda yaşamı sadece yaşamın içerisinde kalarak da anlamlandırmak mümkün. O yüzden ben bu videoyu şöyle kapatmak istiyorum. Teskin edici yanıtların olmadığı bir sistemde kendi hayatının anlamını ve değerlerini yaratma cesareti gösterebilmek. Bu kulağa sanırım çok varoluşçu geliyor öyle değil mi? Eğer ilginizi çektiyse şu an ekranda gördüğünüz videoları izlemenizi öneririm. Kendi hayatımızın tanrısı olmak nasıl olurdu?